Efendim gelelim bir de Gazze meselesine. Şimdi İsrail Başbakanı Netanyahu'dan yine benzer açıklamalar geldi. Aslına bakarsanız işte Refah'taki Hamas'a saldırı düzenleyeceklerinin bir kez daha altını çizmiş oldu. Tabii şimdi Refah artık nedir? Şu Filistinlilerin sığındığı son güvenli nokta olarak bilinen bir noktadır. Aslında yine orada bir saldırı gerçekleşirse bunun sonuçları ne olur diye sormak isterim ki gerçekten Gazze şu anda yani tarihin aslına bakarsanız en zor dönem geçirirken işte zaten sığınacakları tek nokta Refah kalmışken bu noktaya yapılan bir saldırı ne anlama gelir? Neler söylersiniz? Evet, Refah kritik bir nokta. Tüm o bölgedeki insanların toplandığı, işte yardımın en kısa sürede ulaştırılabildiği ve o insanların da yardımı alabildiği bir yer. Yani Refah kenti ve artık ondan ötesi yok. Yani daha güneyde Mısır var. Evet. Bu bölgenin, bu bölgeye yapılacak olan bir saldırı orada işte hayatta kalabilen, bugüne kadar hayatta kalabilen tüm insanların hayatını kaybetmesi anlamına gelecektir. Öncelikle bunu belirtmek lazım. Daha fazla ölüm, daha fazla yaşanan trajedi, daha fazla dram ortaya çıkacaktır. Ve siyasi sonuçlar da olacaktır bununla birlikte. Şimdi bu insanlar üzerlerine bomba atıldığı andan itibaren mutlaka Mısır tarafına geçmek için, sınır öbür tarafına geçmek için bir tazyikte bulunacaklardır. Kendilerini koruyabilmek ve oradan uzaklaşabilmek için. Bugüne kadar güneye çekilerek, güvenli bölgeler adı verilen yerlere çekilerek kendilerini koruma cihetine gittiler. Ama bunun daha ötesi yok. Bunun ötesi Mısır. Peki sınır delinir de ya da Refah kapısı bir şekilde bir tazyik sonucunda açılır da Mısır'a, Filistin'e geçer mi? Mısır buna nasıl bir tepki verir? Bu da tabii olayın hem siyasi boyutu hem de uluslararası ilişkiler bağlamında farklı sonuçlar çıkabileceği bir durum. Şimdi burada zaten İsrail'in istediği bu. O bölgede o kapının açılarak Filistinlerin tamamen Gazze şeridini terk etmesi bu. İsrail açısından istenebilir ve olumlu bir durum ama Mısır ve Filistin halkı için de istemeyecek bir durum. Çünkü o bölgenin terk edilmesi demek artık o bölgeye de bir daha Filistin'in dönememesi anlamına gelir ve Gazze şeridinin tamamen İsrail'in işgali altında alınması anlamına gelir. Bunu ne Mısır istiyor hem bu açıdan ne de Filistinler istiyor ne de diğer Müslüman ülkeler istiyor. Ama peki askeri bir sonuç olur mu? Mısır bir savaşa girer mi? Şimdi buradan sonraki adımı da düşünmesi gerekiyor Mısır'ın. İsrail bundan sonra atacağı adım orta vadede, kısa vadede olmayabilir. Orta vadede de Sina Yarımadası olabilir. Ve bu da Mısır'ı tehdit eder. İşte Mısır bu tehdidi uzaktan karşılayabilmek için belki de arada bir tampon bölge olarak Filistin'i düşünüyordur. Gazze şeridini düşünüyordur. Aksi halde diğer hedefte Sina Yarımadası olduğu için de belki de bir askeri bir sonuç ortaya çıkararak bir Mısır-İsrail çatışmasını kısa süreli de olsa, kısa süreli diyorum çünkü uzun süreli olmaz, her iki tarafta ABD'nin kontrol altında olduğu için her iki ülkede kısa süreli de olsa bir çatışma yaşanabilir diye düşünüyorum ben. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.